Herkese merhaba, ben Ayhan Göksu. Bugün Vuforia Studio ile artırılmış gerçeklik ortamında bir boru hattı üzerinde yer alan Valve'in servis prosedürünü nasıl gerçekleştireceğini anlatan bir servis arayüzü oluşturacağız. Şimdi finalde ne elde edeceğimizi video üzerinden göstermek istiyorum size. Cep telefonum ekranından Vuforia View'u başlatacağım işlemin sonunda. Şu an Vuforia View açıldı cep telefonumda ve benim monitörümü görüyorsunuz. Vuforia View arayüzünden share edeceğiz oluşturduğumuz deneyimi. Ve bakın share etmemizle birlikte kare kodu taramasıyla birlikte URL'yi taramasıyla birlikte servis arayüzümüz karşımıza gelecek. Burada 4 farklı buton oluşturmayı düşünüyoruz ve bu butonlara bağlı pop-up'lar olacak. Şimdi ben burada ThinkMark kullanmadım. Şundan dolayı kullanmadım. ThinkMark'ı şu bilgisayarımda da nasıl oluşturdum göstereyim. Şöyle Elmo'nun bir fotoğrafını kullandım burada. Çünkü ThinkMark ayrıca bastırmam gerekiyor. Ben hazır elimde Elmo'nun bardak altlığı olduğu için aynı şu şekilde Elmo'yu kullanmayı tercih ettim. E bakın zaten şu an Elmo'yu tanıdığında datamı üzerine getirecektir. Yani ThinkMark yerine Elmo'yu kullanmış olduk. Yine finalde aynı şeyi yapacaktır. Takip edecektir. Elmo'yu sağ sol çektiğimizde aynı ThinkMark'ta da bu şekilde davranıyor. Biliyoruz artık bunları. Ha, bu Vuforia Studio'nun bir özelliği. Siz de hani ThinkMark'a bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Özel imajlar olabilir. O imajı algıladığında oluşturmuş olduğunuz artırılmış gerçeklik arayüzünüz, artırılmış gerçek deneyiminiz ekrana gelecektir. Şimdi şu an burada videoyu durdurdum. Birinci butonu gösteriyor. Birinci butonda şöyle bir Valve'imiz var. Bu Valve'in yerini gösteren bir pop-up'ımız var. İşte Valve'imizin part numarası, lokasyonu ve işte üzerine bir uyarı gibi bir not gerçekleştirdik. İkinci butonu açtığımızda ikinci pop-up'ımız meydana gelecek. Tabii pop-up şuradaki gate'lerin çıkmasıyla birlikte otomatik kapandığı için göremedik. Durdurdum tekrar videoyu. Burada da bakın 3 adet gate atadık Valve'in üzerine. Bunlar bulunduğu noktalardaki üzerinde yer alan sensörlerin akış hızlarını gösteriyor. Onun detaylarına geleceğim deneyimi oluştururken. Üçüncü pop-up'ımızı gösterelim. Burada da bir animasyonumuz olacak. Şu soldaki Valve'in nasıl servis edileceğini gösteren burada adımlar yazacak aynı zamanda ve üzerinde de işte imajlar vasıtasıyla hangi adımın nerede olduğu şu anda da görmüş olduğunuz gibi yer alacaktır. İşte ikinci adımda vanayı kapatılacaktır burada. Üçüncü adımda civatalar sökülüp dördüncü adımda Valve yerinden çıkarılacaktır. Dördüncü butonumuza geldiğimizde de burada da işin tamamlandığına dair bir pop-up'ımız olacak. Burada işte işi tamamlayanın adı soyadı. Ben burada kendi adımı soyadımı kullandım tabii ki de. Ve saati üzerine yazdıracaktır. Aynı zamanda şöyle bir hyperlink oluşturduk alt kısma. O hyperlinki bizim informatik bir eylemin sayfasına yönlendirdim. Bu şekilde hyperlinkler kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi sürekli anlık imajı tarayarak datamızı konumlandırıyor masamızın üzerinde. Şimdi gelelim bunun nasıl hazırlanacağına. Şimdi Vuforia Studio arayüzümüze gelelim. Şimdi mevcut çalışmam buydu. Bunu kapatacağım ben. Yeni bir çalışma oluşturacağım Vuforia arayüzünde. Şu sağ üstten artıya klikleyeceğim. Mobile için oluşturacağım bunu. İsim verelim. Industrial Pipes diyelim ismine. Şu an çalışma ortamını bize hazırladı. Evet, boş olacak bir şekilde çalışma ortamımız ekranımıza geldi. Burada ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi tabii ki de model getirmek ekrana. Sürükle bırak mantığı vardı bu Vuforia Studio arayüzünde. Şöyle bir tane modeli ekranıma sürükledim. Resource seçeceğim bunun için. Select File diyorum. Şöyle buralama datamı, PVZ dosyamı çağırıyorum.
Burada daha önceki sunumlarda da bahsetmiştik. Bu Forest Studio'nun bir özelliği olarak CAD Optimizer denen bir özelliği var. Bu özellikle çok büyük dataları bu Forest Studio içerisine almaya çalışıyorsanız o zaman kullanışlı bir seçenek. Datanızı 3 kaliteye ayırır. İşte high, medium ve low kaliteye ayırır. Siz orada deneyip bakarsınız hangisinde düzgün yüzeyler elde ediyorsanız o datayı kullanabilirsiniz CAD Optimizer çalıştırarak. Şu an benim zaten datanın boyutu çok yüksek olmadığı için ben CAD Optimizer çalıştırmayacağım. Et diyerek ekledim bunu ve datam ekranıma geldi. Şimdi hemen bunun konumunu ayarlayalım. Scale'imiz 1 olacak. X koordinatı 0,5'e alalım. Y'yi 0, 1, Z'si 0 olsun. Visible olacak bu. Şimdi burada visible olup olmaması preview'da da göreceğiz bunu. Sıkça uygulayacağım. İşte direkt olarak ekrana gelsin mi veya belli bir şarta bağlı ekrana gelecekse o zaman visible'ı kapatabilirsiniz. O şart yerine geldiğinde visible aktif olur gibi. Ben datayı her zaman görmek istediğim için visible'ı aktif yapacağım burada. Şimdi animasyonunu falan sonra ayarlayacağız bunun. Sadece bir isim verelim. Piping model diye Studio ID'sini verelim bunun. Şimdi siz isteğe bağlı olarak ThinkMark ile çalışmak istiyor olabilirsiniz veya işte benim örneğimde gördüğünüz Elmo'nun resmini kullanmıştım ben. Image Target'la da çalışabilirsiniz. Ben yine Image Target'ı kullanacağım. Şöyle Image Target'ı çağırıyorum. Yine Resource seçiyorum bunun için. Şuradan çağıralım resmimizi. Şurada masa üstüne çıkalım. İmajlarda şurada imajımız. Şu an biraz küçük geldi tabi. Bunun boyutlarını şöyle ayarlayalım. Marker width 0,2 kadar olsun. Şimdi ben burada X, Y, Z'yi direkt olarak yazıyorum. Bunu siz ekranda sürükleyebilirsiniz. Ben vakit kaybetmemek için daha önceki notlarımdan direkt bunun konumunu ayarlıyorum. Evet, şu şekilde yer alacak imajımız. Şimdi eğer imaj bu tarafı gösteriyorsa zaten ekranıma da yani size hangi yönde bakıyorsa imaj ona göre gelecektir. Eğer ki imaj ters yönde bakıyorsa o zaman data arkasından görünecektir veya önünden görünecektir gibi. Bunu tamamen bu imajın işte hangi yöne dönük olmasıyla ayarlıyorsunuz şu şekilde. Şuradaki seçeneklerimizi tracking indikatörü kapatalım. Direkt aktif edelim. Şimdi buraya 3 adet gauge ekleyeceğiz. 3 şu an 3 boyutlu datayı hazırlama aşamasındayım. Şöyle 3 tane gauge ekleyeceğim üzerine. Önce bir tanesini ekleyeyim. Bir tanesini ayarladıktan sonra özelliklerini kopyala yapıştır yapacağım. Şöyle bir resource seçeyim öncelikle. Şimdi dosyalarımın olduğu yere gideyim. Şuradaki dosyalardan kullanacağız. Gauge arıyorduk. Önce yeşil olanı çağıralım. Şimdi font size'ımız 250 px kadar olsun. X ve Y tekstin X ve Y koordinatları 350 350 olacak. Konumunu ayarlarım. Scale'ini 0,18 kadar yapalım bunun. X koordinat 304, 15, 68 kadar olsun. Şimdi burada bu gauge'lerin şöyle bir özelliği var. Gauge'ler her zaman size bakacak şekilde konumlanıyor. O gauge'in şu billboard özelliğiyle sağlanıyor. O yüzden kapatıyorum billboard'u. Şurada bir rotation'ını da tam ayarlayalım bunun. X rotation'ını 180 diyelim. Y rotation 0, Z rotation da 180. Evet, gauge'imiz bu şekilde konumlanacak burada. Şimdi bunların üzerine yazacağı teksti daha sonra ayarlayacağız. Şimdi gauge'in bir tane zaten hazır. Diğerlerinde de uğraşmama gerek yok. Bunu direkt kopyalayabilirsiniz. Şöyle ben şu sol kısımdaki ağaçtan seçip Ctrl C yapıyorum. Ve bunu 3D container içerisine bakın Ctrl V, bir tane daha Ctrl V, iki tane çoğalttım bundan. İkinciyi şöyle çekiyorum buraya. Üçüncüyü de aynı şekilde onu da en sağa çekiyorum. Şöyle düzeltelim bir tam konumunda olsun. X koordinatı 31 kadar olsun. Pardon, 3'ü almışım ben. Üçüncün değil bu. İkincininki de
şu olsun. Tamam, şimdi geç birin yalnızca. Şu görselini değiştireceğim. Orada farklı bir görseli olacak onun. Kırmızı olan olacak. Evet, geçlerimizi de bu şekilde yerleştirmiş olalım. Şimdi ilk kısımda 3 boyutlu datanın hazırlanması kısmında az önce videoda da gördün zaten işte burada bazı imajlar vardı. Burada işte Valve'in yerini gösteren bir imaj vardı. Bu imajların yerleşimlerini gerçekleştireceğiz. 3 boyutlu kısımda sadece bunlar var. Esas olay aslında 2 boyutlu kısımda gerçekleşecek. O yüzden burada yapacağım işlemlerin birçoğu aynı olacak. İmaj ekleyeceğim, konumunu ayarlayacağım, özelliklerini ayarlayacağım. İşim bitecek. Şimdi şöyle devam edelim. İmajlarımızı çağırmaya başlayalım. Geçlerimizi ekledik. Tamam, geçlerle kontrol ediyorum. Yapacağım başka bir şey var mı diye. Şu an bir ön izleme alabiliriz. Görmek isterseniz hemen onu da belirtelim. Çok sık yapacağız gerçi bu işlemi ama. Preview'da şu an bakın geçlerim üzerinde. Şu an imajımı da gösteriyor bana. Takip edeceği imajı da. Şimdi işlemlerimize devam edelim. İmajlarımı ekleye başlayayım. Şimdi 3D imaj olarak ekleyeceğim. Zaten 3 boyutlu ortamda 3D imajlar var burada. İlk imajımı ekliyorum. Şimdi şu part bounding box. Hemen scale'ini ve konumunu ayarlayalım bunun. Evet, konumunu ayarladıktan sonra şimdi bu imaj bize neyi gösterecek? Bu Valve'in yerini gösterecek. Bir pop-up'ımızda butonumuz olacak. İşte yerini göster şeklinde. O zaman bu imajımız burada ekranda belirecek. Şimdi burada stüdyo ID'leri önemli. Yani stüdyo isimleri önemli. Çünkü ürün ağacı çok kalabalıklaştığında kontrol etmeniz zor oluyor. Neyin, nerede ne yapmıştınız? Bunu hatırlamak zor oluyor. Part info imaj diyelim buna. Diğer imajlara da çağırmaya devam ediyorum. 3D imaj ekledim tekrar. Resource gösteriyorum. Step'lerin imajlarını ekleyeceğim şimdi. 4 adet step'im vardı. Birinci adımımız. Scale'ine 1,5 diyelim. Evet, birinci imajımızı konumlandırdık. Hemen Studio ID'yi unutmuyoruz. Buna step 1 imaj diye bir stüdyo ismi verelim. Devam ekliyorum eklemeye. Devam ediyorum eklemeye. İkinci imajımız kendine 1,5. Z koordinat 0. X rotation 0. Z rotation 180. Tamamdır. Stüdyo ismini verelim bunun. Step 2 imaj. Step 3'ün imajını çağırıyorum. Evet, üçüncü adımı konumlandırdık. İsmini verelim. Step 4'ün imajını çağırıyorum. Tamam, stüdyo ismini verelim. Step 4 imaj. Şimdi step'lerin imajlarını yerleştirdik. Burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Şimdi ön izlemeyi alırsam söyleyeceğim size neye dikkat etmemiz gerektiğini. Şimdi bakın şu an imajlara herhangi bir özellik belirtmediğim için her şey ekranda. Yani bu demektir ki ben bu arttırılmış gerçekliği işte UFO Review'dan görüntülediğim anda aynı şu şekilde ekranıma gelecek. Fakat ben burada bu imajların başta görünmesini istemiyorum. Pop-up'ların içerisinde buton hazırlayacağım. O butona tıkladığımda bunlar ekrana gelsin istiyorum. O yüzden hatta modelde de bahsetmiştim. Part info imaj bunların visibility özelliklerini kaldırıyorum. Bakın step 1 imaj visibility'sini kaldırdım. Step 2'nin kaldırdım. 3'ün kaldırıyorum. Step 4'ün kaldırıyorum. Bakın bir ön izleme daha alayım. Farkı göreceksiniz şimdi. Gördüğünüz gibi bakın.
Gençlerin aynı şekilde visibility'sini kaldıracağım. Onlar da çünkü belli bir şarta bağlı olarak ekranımda belirecek. Şu visible özelliğini kaldıralım. Aynı şekilde bunun da. Tamam, gençlerini de kaldırdık. İmaj eklemeye devam ediyorum. Daha birkaç tane imajım daha var. 3D imaj çağırayım şöyle. Rotate görselim var. Şimdi dediğim gibi ben burada hızlıca giriyorum. Bu X, Y, Z koordinatlarını not ettiğim için. Diğer türlü yoksa şöyle elle ayarlamam gerekecek. O yüzden o vakit kaybını size yansıtmak istemiyorum. Çünkü yaptığımız işlem gördüğünüz gibi hep aynı. Şu an yalnızca imajları yerleştiriyorum. Yani videonun bu bölümlerini izliyorsanız hızlı hızlı da geçebilirsiniz. Fakat aralarda bazen ufak detaylar söylüyoruz. O kısmı da atlamamanızı tavsiye ederim. O gibi kısımları. Eksi 0.175 diyelim. X'ine 0 diyelim. Eksi 90, eksi 90. Bakalım yerine geldi mi? Geldi. Tamamdır. Güzel görünüyor. Visible olmayacak bu da aynı şekilde. İsim verelim. Rotate Wheel İmaj diyelim. Şimdi yeniden bir kere daha gösteriyorum aynı imajı. Onu da çünkü şurada Vana'nın üzerine göstereceğim. Scale'imiz 1 olacak. 0.38, 332 kadar, eksi 0.03 kadar, eksi 90 kalsın. Y'si eksi 86 olsun. Bu da visible olmayacak. Visibility'sini kaldırıyorum. Rotate Handle İmaj diyelim buna da. Handle İmaj. Okey. Devam edelim. Şimdi şurada etiketlerimiz kaldı. Etiketlerimizi ekleyeceğiz. Var numaralarını gösteren etiketlerimiz var. Şimdi bu tarz imajları PowerPoint'te çok kolay bir şekilde hazırlanabiliyor bu tarz imajlar. Oradan işte farklı kaydettiğip, işte görsel olarak kaydettiğip hazır edebilirsiniz imajlarınızı. Şimdi biz hangisini ekleyeceğiz? Pipe tag'leri ekleyeceğiz. Birinci pipe tag'imizi alalım şöyle. Scale'ine 0.3 kadar diyelim. Veya siz imaj için işte farklı bir program kullanıyor olabilirsiniz. Vektörel bir format. Oradan da hazırlayabilirsiniz imaj dosyalarınızı. Şimdi tagler visible olacak mı? Visible olacak. Onu kontrol ediyorum. İsmini verelim. Pipe tag 1 olacak bu. Şunu şöyle kopyalayalım. Yeniden yazmamız gerekmesin. Devam ediyorum eklemeye. İkinci pipe tagimizi çağırdık. Scale'imiz 25 kadar olsun bunda. 0.180 olsun. Visible olmayacak. Studio ID'si Pipe Tag 2. Evet, şuraya geldi etiketimiz. Üçüncü imajımızı çağıralım. Pipe Tag'imiz, Scale'imiz 0.3 kadar. Eksi 0.1 kadar. 0.180, 0 visible olacak. Diğerini de kaldırmış mıydım visibility'yi? Pardon, bunu da yanlışlıkla kaldırmışım. Şu teklerde çünkü işaretli olabilir. Onların her zaman görünmesini istiyorum. Tamam. Studio ID'sini de girelim bunun. Pipe Tag 3. Üçüncü etiketimiz de geldi. Devam ediyorum. Şöyle bir waste liquid gösteren imajımız var. Scale 0.1 kadar. Nokta 0.32 kadar. 0.185. .180. Evet, o da şurada yer alacak. Gauge'in arkasında kaldı bakın. Tamamdır. Visible olmasını istiyorum. Bu da her zaman görünsün. Bunun stüdyo ismi Waste Liquid İmaj diyelim ismine. Son bir görselim daha kaldı. O da şu. Şöyle
şöyle bir altında gölge efekti veren. Normalde gölge çıkar. Fakat biraz daha vurgulu bir şekilde gölgenin gelmesini istiyorum. O yüzden şöyle bir gölge imajımız var. Scale'ini 72 kadar yapalım. 0, 0.304 diyelim. 90, 0, 0. Her zaman visible olmasını istiyorum. Buna bir isim verelim mi? Buna isim vermeye çok da gerek yok. Son imaj zaten. Evet. Şu anda 3 boyutlu ortamımızı hazırlamış bulunmaktayız. Part info'yu gösterecek imaj burada. Animasyondaki adımları gösterecek imajları ekledik buraya. Rotate imajlarımız burada. Gauge'lerimizi gösteren gauge'lerimizi ekledik. Bunun dışında 3 boyutlu ortamda şu anda işimiz kalmadı. Şimdi 2 boyutlu ortama geçip 2 boyutlu ortamı birlikte hazırlayacağız. Şimdi 2 boyut için şöyle 2 boyutlu ortama geçiş yapıyorum. Önce bunu neyde görüntüleyeceğimi hazırlayacağım. Şimdi ben açmış olduğum örnekte kendi telefonumda işte iPhone 6, 7, 8 ekranını seçtim. Buradakiler, yani markalara takılmayın. Bunlar ekran boyutları ile ilgili. Yani işte iPhone X'te daha uzun bir ekran karşınıza gelecektir. İşte ne bileyim, işte Galaxy Tab'a baktığımızda şöyle bir ekran gelecektir gibi. Ama tabii de bunu başta seçmeniz önemli. Yani siz işte iPad için hazırladınız diyelim. Şöyle bakın, daha büyük bir ekran. Daha büyük bir ekranda butonları da ona göre hazırlıyorsunuz büyüklüklerini. Eğer ki siz iPad'de hazırladığınız bir arayüzü, işte iPhone 6, 7 veya 8'in ekran büyüklüğüne sahip bir telefonda görüntüleme yapıyorsanız, o zaman butonlarınız arkadaşlar ekranda çok fazla yer kaplayabilir. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Veya buton büyüklüklerini ayarlarken işte piksel olarak değil de belki yüzde olarak belirtebilirsiniz. Ben bunu iPad için hazırlayacağım şu anda. Ve yatay olacak oryantasyonum. Yani iPad'i yatay tuttuğundaki oryantasyona göre hazırlayacağım arayüzümü. O yüzden listeden iPad'imi seçtim. Şimdi öncelikle 2 boyutlu ortama geldiğimde şöyle sol kısma bir panel ekleyelim öncelikle. Panelimizin özelliklerinde şu paddingini 0 yapalım. Alignment'ı start'a göre olacak diyelim. Bunları ayarlayalım önce. Şimdi bunun içerisine 4 adet toggle buton ekleyeceğim. Şöyle butonlarımı. Şimdi yine kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Çünkü burada işte background color'ı falan sileceğim. Sürekli aynı şeyleri yapmayın diye. Bir tanesini hazırlayalım isterseniz. Şu background color'ları falan sileyim. Şimdi basılı olduğundaki imajları ve basılı olmadığındaki imajları soruyor bize. Benim şöyle farklı büyüklüklerde imajlarım var. Yani basılı olduğunda işte aynı imajı mesela large olanını kaydetmişiz burada. Bir de aynı imajın small olanı var. İşte basıldığında large görüntülensin. Basılı olmadığında ise small olan görüntülensin. Şöyle genişlik ve yüksekliği yüzde olarak gireceğim. 80 yüzde, aynı şekilde height da 80 yüzde görüntülensin. Not Pressed olarak ekrana gelecek. Seçeneklerimi kontrol ediyorum. Visible olacak. Tamam, şu anda işimiz bu kadar. Şimdi bu toggle butona bir isim verelim tabi bunlara. Step 1 alt tire btn diyelim. Şu ismi şöyle bir kopyalayayım. Diğerlerinde de kullanacağım çünkü. Şurada dursun şimdilik. Şöyle bunu kopyalayalım. Panelin altına 4 adet yapıştırdım. Hemen güncel imajlarını göstereceğim. Değiştirdiğim için. Small gösterelim. Studio ID'sini değiştirelim bunun. Ha, tamam, hafızada tutmuş. Step 1'i, step 2'nin olacak bu. Üçüncüyü gösterelim. 3 large, small, studio ID'si, step 3'ün. Dördüncü burada. Small olan burada. Studio ID'si step 4 btn. Şimdi panelimize de bir isim verelim. Şu panel 6 diye kalmasın. Yine onun studio ID'sini düzeltelim. Main Steps panel diyelim ismine. Şimdi butonlarımızı hazırladık. Sıra geldi pop-up'larımıza. Şöyle bir tane pop-up'ı sürükleyip ekranın sağına atıyorum.
Şu özelliklerini bir ayarlayalım. Genişliği 250 px olsun. Yüksekliği 450 px kadar olacak bunun. Padding'ini 0 yapalım. Şimdi bu merkezde görünüyor. Merkezde olmayacak. Şurada center'ı kaldıracağım. Ve sağ kısımdan şu boşluğunu ayarlayacağım. Sağa 0px olsun. Yani ekranın sağına dayalı olarak görünecek yani bu. Şimdi bu pop-up'ımızın içerisine yine bir panel ekleyelim şu şekilde. Panelimizin özelliklerinde padding'ini yine 0 yapacağım. Alignment'ı start'a göre yapalım. Şimdi pop-up'ımıza isim verelim. Panelin ismi önemli değil. Pop-up'ın isimleri önemli ama. Birbirine karışacaktır çünkü 4 farklı pop-up oluşturacağız. Step 1 pop-up diyelim ismine. Şimdi eklemiş olduğumuz bu panele bazı imajları ekleyeceğiz. Geldim. Bunlar iki boyutlu imajlar olacak tabii. Şu an iki boyutlu ortamdayım. Şöyle bir tane imajı panelimin altına sürükleyelim şöyle. Value Display kullanacağım. Value Display'leri şöyle atıyorum. Burada panelin içine yerleştiğinden emin olun arkadaşlar. Çünkü bazen şöyle panelin dışında olabilir bakın. Ben burada panelin içine yerleştiriyorum bunları. Eğer farklı yerleştirdiyseniz benim gibi yaparak bunları sürükleyebilirsiniz. Yine buradaki sürükleme panel üzerindeki sıralamayı da etkileyecektir bakın. Şimdi birinci adımda part info imajımız olacak. 3 adet value label istiyorum üzerinde. Tamam, bir tane daha imajımız olsun şu şekilde. Başka bir ihtiyacımız var mı şu anda? Yok. İmajlara isim verelim. Resource image 1 diyelim bunlara. İmaj 2'ye de pardon geri alalım işlemi. İmaj 2'ye de resource image 2 diyeceğiz. Şimdi imajların özelliklerini ayarlıyorum. Az öncekinden çok farklı değil yaptığım şeyler şu anda. Bak şu ana kadar zor olan hiçbir şey yapmadım. Sadece ekrana çağırıyorum elemanlarımı. Şimdi birinci butonda bana şu bounding box getirmiştik. Yani Valve'in konumunu gösteren bir imaj getirmiştik. Onu çıkartacak buradaki pop-up. Onu ayarlıyoruz yani. O yüzden şunu kullanacağım. ID Depart'ı göstersin. Aynı şekilde bu imajımda Locate butonunu göstersin. Şimdi background color yok. Width'ini 150px yapalım. Height'ını 50px yapalım. Alignment center olsun. Locate için de ayarlayalım aynı şekilde. Genişliği 120px. Yüksekliği 50px. Left'te kalsın. Şimdi bu kısımda şuraya geleceğim. Şimdi bildiğimiz gibi Vuforia Studio CSS'leri kullanıyor. CSS'leri de Vuforia Studio arayüzünde Applications bölümüne uygulayabiliyorduk. Şimdi ben şöyle CSS kodlarımı şuraya yapıştıracağım. Şimdi bu CSS kodlar şunlar. Mesela burada pop-up'lar için işte kontrol panel şeklinde farklı adımları içeren kodlar oluşturduk burada. Şimdi ben burada panel title ve panel buton için olanları kullanacağım. Aynı zamanda pop-up'a işte pop-up içinde kontrol panel işte step 1 ise step 1, step 2 ise step 2 uygula diyeceğim. Şimdi bunu şöyle bir kaydedelim. Application'da panel title yazılışına dikkat ediyorum sadece. Büyük küçük harfe dikkat ediyorum. Panel title. Zaten altında ne yazıyor? Panel title uyguladığında işte yükseklik şunu yapacakmış, genişliği bunu yapacakmış gibi veya içerisinde font belirtebilirsiniz. Yani HTML kodlamayla aşağı yukarı aynı şeyler. Şimdi tekrar şöyle bir home'a döneyim. Ve CSS'te yer alan kod başlığını burada class bölümüne yazacağım. Panel title. Şimdi şu kontrol paneli de bir kopyalayayım. Onu da pop-up'a uygulayacağım çünkü. Kontrol panel step 1 için uygulayacağım bunu da.
Tekrar bu bölüme geleyim. Yansımadı hala. Şunu da girelim bakalım. Ondan sonra bakalım bu bölüme. Şöyle bir save edelim. Evet, şu anda yansıdı. Normalde yazdığınızda klası direkt otomatik gelmesi gerekiyor. Veya işte görmediyseniz bile benim yaptığım gibi hemen Project'ten Project bölümüne geri dönüp bir daha giriş yaparsanız içerisine CSS'in yansıdığını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi düzenlemeye devam ediyorum ben. Value display'lerimizi ayarlayalım. Şimdi şuradan ben metni kopyalayacağım önce. Value bölümünde bu yazsın. Label bölümünde bu yazsın. Şimdi burada inline with label değil, stacked label olarak. Yani stacked label'unda label ve value yer değiştirecektir. Yine ikinci değerimizi alayım. Value bölümünde bu yazsın. Ve burada da part no yazsın. Yine bu da stacked label. Üçüncüye geliyorum. Burada da location yazsın. Stacked label olarak yer alsın. Şimdi buton konumlarım vesaire. Bunlar sıkıntı yok. Sadece şurada margini bir ayarlayacağım. Margin değerlerimi şöyle şu kısma yapıştırıyorum ki biraz aşağıya gelsin. Margin işte üstten sağdan alttan soldan şeklinde gidiyor. Diğerlerine de 5px olarak her taraftan marjini uygulatıyorum şöyle. Evet. İşte bir pop-up. İlk pop-up'ımız hazır gibi. Bunu bir visible olarak şu an göreceğim sadece. O yüzden visible'ı aktif yapıyorum. Ön izlemede karşıma gelsin diye. Normalde pop-up eklediğinizde çünkü visible otomatik kapalı geliyor. Evet bakın CSS'i de uyguladığımızda ne yapmıştık? Şurada pop-up için kontrol panel step 1'i uygulamıştım. Üzerinde onun bir gradyan efekti var. Bakın gradyan efektinin kenar çerçevesine yansıtıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Siyah zemin üzerinde value display'lerde de yazmış olduğumuz notlar ekranımıza geldi. Şimdi diğer pop-up'ları da benzer şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Mevcut pop-up'ı kopyalasak olur mu? İkinci pop-up'ta ne olacak? Geçleri gösteren pop-up'ımız olacak. Tamam. Şunu böyle kopyala diyelim. Right panel'e yapıştır diyelim. Yapıştırabildik mi? Bakın kopyala. Heh, şimdi yapıştırdık. Şimdi step 1 pop-up'ı şimdi visibility'sini kaldırıyorum. Onun aynı zamanda da görünür olmasın. Onu bir hide ediyorum. Şöyle üst üste geliyorlar bakın. Step 1'i. Şimdi bu step 2'nin CSS'ini düzeltiyorum bunun. Genişliği yüksekliği aynı olacak. Tamam. Right'tan girmiştik bunun. Padding 0px. Şu imajları değiştireceğim. Bu çünkü artık bu olmayacak burada. Analyze part yazacak. Aynı şekilde buradaki buton bu olacak. Evet diğer özelliklerine hiç dokunmuyorum. Şimdi value display'lere bakalım. Burada neler var? Şurada bir tane label gelsin istiyorum. Yani şurada açıklama gibi bir şey yazacak. Tamam. Açıklamamızda ne yazacak? Şöyle yazacak olan şey değerimi şuradan kopyalıyorum. Text bölümünde yapıştır dedim. Şimdi bunun için ayrıca bir CSS tanımla. Şuradan kontrol ediyorum. Label için. Learn değil. Panel label olan CSS başlığım. Bunu uygulayacağım. Geliyorum üzerine. Panel label. Bakın girmemle birlikte CSS başlığını buraya uygulandı özellikleri. Şimdi onu tabii şöyle yukarıya alacağım. Resource image'in hemen altında yer alacak. Ve onun marjinini bir düzeltmem gerekiyor. Biraz daha aşağıda yer alması için. Evet bu şekilde iyi. Şimdi value display'lere bakayım.
Şimdi bunları 45, bu en üst değer aldığı için işte üstten 45 px olsun diye girmiştik. Bunu kaldırıyorum. Direkt diğerleriyle aynı olsun. Değerlerini değiştireceğim şimdi. Şimdi bunlarda gauge 1, gauge 2, gauge 3 diye ve yanında da işte değerleri yazacak. Value değerlerini direkt kaldırıyorum. Label'larını yazayım. Şöyle valve numaralarımı yazacağım buraya. Label'a. Diğerlerinde zaten aynı olacak. Sadece bu stacked label değil, inline with label olacak. Yani ne oluyordu? Label ve value yer değiştiriyordu buradaki gösterimde. Bak işte label beyaz yazıyor şu anda. İşte Valve'imin value'su buraya geldiğinde mavi olarak yazacaktır. Neden mavi? Çünkü CSS'te mavi uygulanmamış buradaki elemana. Aynı şekilde value'yu kaldırıyorum. Bu B7 değil, B8 Valve olacak. Yine inline with label diyelim buna. Value'yu kaldırdım. Bu da B9 Valve. Yine inline with label. Şöyle bir pop-up'ın ismini düzeltelim. Step 2 pop-up. Evet. Pop-up'ımız bir visible olsun. Diğeri visible mı? Değil. Tamam. Bir ön izlemeye bakacağım çünkü şu anda ne karşıma geliyor diye. Evet, ikinci pop-up penceremizi hazırladık. Biraz şu marjını arttırabiliriz isterseniz. Onu biraz daha aşağıya çekmek için çok başlığa yakın durmuş. Hatta şurayı da tekrar ayarlayabiliriz butonu aşağıya almak için. Şunun bir 50 değil. Hop, çok oldu. 60 kadar olsun. Şimdi mesela bunun altına girecekseniz 5px yazdığında 4 taraftan marjin verecektir buna. Şimdi imaj için verebiliyor muyuz marjin? İmaj için padding verebiliyoruz. Padding vermem bir işe yaramayacaktır. Küçülecektir, ufaltacaktır çünkü imajı. Ben kaydırmak istiyorum. O yüzden şöyle yapalım bunu. Yine üstten 5px olsun. Sağdan yine 5px olsun. Alttan 15px girelim. Soldan yine 5px olsun. Şöyle bir ön izlemeye tekrar bakacağım. Şu an daha iyi bakın. Az önce çok bu kısma yapışıktı. Evet, ikinci pop-up'ımız da hazır görünüyor şu anda. Şöyle yanlış tıkladım yine. Yanlış yaptığınız tıklamalarda, çünkü burada eliniz kaçabiliyor çalışırken, Ctrl Z yapıp işlemi geri al diyebilirsiniz. Şimdi üçüncü pop-up'ımız da bu visible'mış. Şunun visibility'sini kaldıralım. Step 2'yi kopyala diyorum. Right panel'e yapıştır dedim tekrar. Evet, yeni pop-up'ımız geldi. Step 2'yi hide ederek gizliyorum arka planda. Hemen CSS'imi güncelliyorum önce. Diğer özellikleri aynı. İsmini verelim. Step 3 pop-up. Tamam. Step 3'te animasyonumuzun adımları yer alacak. O yüzden bu pop-up'ın üzerindeki label'ı kaldırıyorum. Value display'lerim kalacak. Artı olarak bir value display daha ekleyeceğim. Çünkü 4 adet adım var animasyonda. Bir tane daha ekliyorum value display olarak. Şimdi marjini biraz aşağıya kaydıralım. Şöyle şuradan girelim marjin değerlerimizi. Stacked label olsun. Direkt value'lerini düzelteyim burada. Şimdi value bölümünde açıklaması yazsın istiyorum. İşte label bölümünde de İşte kaçıncı adımsa, step 1 ise step 1 yazsın, step 2 ise step 2. Şu an gördüğümüz gibi bakın. Devam ediyorum. Diğerleri için marjine dokunmayacağım. Zaten 5px. Şunu düzeltelim ya da şöyle yapalım. Direkt bunu yerlerini değiştirsek olur. Bu aşağıya geçti. Tamam. İkinci value display'imizin value'sunu girelim. Bu bizim step ikimiz olacak. Stacked label olarak değiştiriyorum bunu da. Üçüncü adımın açıklamasını girelim. Step 3 olacak. Yine stacked label olarak. Margin buna 5px girelim. Dördüncü adımımıza geliyorum. Value'umuz step 4. Yine stacked label diyelim. Şöyle bir görelim pop-up'ımızı visible yapıp ön izlemeden. Ha, imajları değiştirmedik. Tamam, konumuz zaten gayet iyi görünüyor. İmajları değiştirdiğimizde
Tekrar kontrol etmeye gerek yok. Pop-up'ımızın işi bitecektir. Ne olacak? Replace part olacak burada. Burada ise replace butonu olacaktır. Tamamdır. Üçüncü pop-up'ımız da hazır şu anda. Dördüncü pop-up. Yine kopyalıyorum. Bakın bu kopyalı yapıştır çok kullanışlı oluyor. Diğer türlü çünkü hem gözümden kaçan bir şey olabilir. Böyle gözümden kaçan çok bir şey de olmuyor. Çünkü burada işte right kısımdan margin ne kadar olacak, işte padding ne kadar olacak. Bunlar gözden kaçabiliyor çünkü. Hemen CSS'imi düzeltiyorum. Step 4 pop-up diye ismini güncelliyorum bunun. Şimdi dördüncü de verify işlemi olacak. Yani burada benim adım soyadım çıkacak. O yüzden bu kadar elemana ihtiyacım yok. Şu ilk value display'i remove diyerek kaldırıyorum buradan. İki value display'im olsun. Tamam. Şunu da kaldırayım. Bir tane checkbox ekleyeceğim. Checkbox'ı işaretledim. Yani verify work completed diye bir checkbox'ım olacak. Onu işaretledim de işte tamamlayanın adı, soyadı ve tarih yazmasını istiyorum. O yüzden checkbox'ımı şöyle ekleyeceğim. Checkbox'ımızın şu marjinini girelim checkbox'ımızın. Bu en üstte yer alacak. Önce bir yukarıya alalım. Tamam. Marjinimiz yine üstten 60px olsun. Sağdan 5px. Diğer taraflardan 5px. Üzerinde ne yazsın bunun? Şimdi class bölümünde değil, label bölümüne yazacağız. Verify work completed yazsın. Bakalım. Evet. Şimdi step 2'de label'ında servisi kim tamamladı? Bunu yazmasını istiyorum. Service completed by. Label 4'te ise ben date and time demeyelim de time yazsın sadece. Şimdi value'larını da girelim tabi. Value olarak kendi ismi giriyorum buraya. Date'in value'sunu şimdilik boş bırakıyorum. Evet, static label olacak. Hemen imajlarımızı da bir güncelleyelim. Verify part yazsın. Şimdi burada bakın, bu source bölümünden çağırdığınız imajlar aslında bir yere gitmiyor. Önceki çağırdıklarınız hep burada bakın. Butonlar için çağırmıştım imajları. Aynı zamanda arayüzde de şu sol alt bölümde resources diye bir bölüm var. Eklediğiniz bütün elemanlar bu uploaded bölümüne dizilecektir bakın. Burada görebilirsiniz daha önce ne eklediğinizi. Veya zaten imaj eklediyseniz, yani o şey imaj özelliği içeriyorsa menüyü açtığınızda açılır listeyi. İmaj dosyanızı göreceksiniz zaten altında. Şimdi bunu ne alınca şöyle bir ön izlemesine bakacağım. Step 3'ün visibility'sini önce bir kaldıralım. Step 3 pop-up'ın. Step 4 pop-up, evet, visible görüyoruz. Ne olduğuna bakalım. Şuradaki belki şeyi arttırabiliriz, marjini arttırabiliriz. Biraz da genişliğini düzenleyebiliriz bunun. Şunu 15 değil, biraz daha aşağıda yer alsın. Step 4'ümüzde şuraya 270 yapalım. Şu preview dediğimizde evet, şu anda tamam. Şimdi 3 boyutlu ortam ve 2 boyutlu ortamın ön hazırlığını tamamlamış bulunmaktayız. Şöyle visibility'yi kapatalım. Step 4 pop-up. İmajlarımız hazır. Her şeyimiz hazır görünüyor. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Şimdi Java kodlarımı gireceğim. Fakat Java kodlarını girmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Buraya 3 adet gauge atamıştık. Şimdi bu gauge'ler bize üzerindeki akışı gösterecek. Şimdi normalde bu gauge'ler çalışırken, ben burada Java üzerinden çalıştıracağım gençlerim. Normalde mantığı nasıl çalışıyor onu söyleyeyim size. Sahadaki bir makinanız varsa, ve onun üzerinde bir sensörünüz varsa, bu sensörün ThingWorx ile bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat o işlemi Vuforia Studio üzerinde yapmıyorsunuz.
ThinkWorks üzerinde yapıyorsunuz. ThinkWorks'te bir Think oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Ve Vuforia Studio ise ThinkWorks'te oluşturmuş olduğunuz Think'in özelliklerini çağırıyorsunuz. Yani şöyle bakın, şu sağ paneli açacak olursam şurada, şuradan açılıyor. External data ekle diyorum. Mesela şu an benim tabii ThinkWorks'um yok şu anda arka plan çalışan. Bunlar sanal veriler. Car1 diye bir örnek oluşturulmuş Think'ten. Veya işte Fun Think'leri var bakın burada. Bunların her biri ayrı birer Think. Şu Car1 Think'i kliklediğimde işte ne var? İşte yağ seviyesi, RPM gibi özelliklerini direkt seçip kullanabilirim buradan. Artı dediğimde buraya eklenecektir. Veya işte Car1 Think'in bütün özellikleri gelsin isterseniz şöyle yapabiliriz. Servisler bölümünde şu Get Property Values diyerek tıklayacağım şu anda. Bakın tıklanmakla birlikte arka plana geldi zaten özellikler. Şöyle kapatıyorum bunu. Current Selected Item'ı göster diyorum. Bakın Car1 Think için gelmiş özellikle. İşte motor sıcaklığı, ne bileyim cruise kontrolün gösterdiği değer, işte gaz seviyesi, işte yağ seviyesi, RPM gibi. Ya bu şu demek oluyor. Sahada aracınız var. O anda kaç devir gösteriyorsa üzerindeki devir sayacı, onun değeri işte önce ThinkWorks'e geliyor. ThinkWorks'teki servis ise buraya size bilgi gönderiyor arkadaşlar. Denemesi mesela şöyle yapabiliriz. Mevcut gauge'leri bozmayayım. Hemen şuradan bir tane gauge ekleyeyim. Mesela şöyle bir gauge'imiz var diyelim. Ne göstersin? RPM'i göstersin. Şöyle text bölümüne sürükleyip bıraktım. Şöyle konfigürasyona bakalım. Startup'ta auto refresh olsun mesela. Tamam, diğer özelliklerine dokunmayacağım. Şöyle preview'dan görelim yalnızca. Şu an bakın bir değer gelmiş üzerine. Bakalım değişecek mi? Değişiyor bakın. Otomatik olarak belli aralıklarla. Ben 5 girdim. 5'er saniye aralıklarla güncelliyor değeri. İşte daha da şekli güzelleştirebilirsiniz. Yani aynı diğer gençlerimize yaptığımız gibi bakın imajının üzerinde işte bu akış belirteceği için metreküp bölü saniye olarak ayarlanmış. Ona göre bir imaj oluşturulup onun geçte kullanabilirsiniz. Şu an yalnızca değeri gösterecektir burada bize. Yani RPM falan yazdırmayacaktır tabii ki. Şimdi siliyorum bu gauge'i. Biz bunu kullanmayacağız. Car1'i de kullanmayacağız. Ben burada herhangi bir ThinkWorks bağlantısı gerçekleştirmeyeceğim arkadaşlar. Yani sanal çalıştırtacağım verilerimi. Bunu da Java kodlarından sağlayacağım. Şöyle kodlarımı JS bölümüne geliyorum. Şimdi burada çok karmaşık kodlarım yok. Kodları açıklayayım. Şimdi bir zamanı kullanacağım. Bakın şurada yer alan kodlarım işte bilgisayarın mevcut zamanını alıp bunu işte completion time diye bir parametreye ataması için oluşturmuş bir kod yapısı görüyoruz burada. Şu augmentation'lar önemli. Bunu ayrıca açıklayacağım. Şu ilk bölüme bakalım arkadaşlar. Bunlar gauge'leri oluşturacak olan değerler bakın. Gauge 1 parametresi. Application parametrelerinde Gauge 1, Gauge 2 ve Gauge 3 oluşturulmuş. Bunları gauge'lere atayacağız. Ve ne yapacaktır? İşte burada girilen değerlere göre random bir şekilde yani Java'yı çalıştırarak gauge'lerin üzerinde değer yazacaktır. Yani şu an fake değer yazdıracağız aslında. Şimdi augmentation parametrelerinde de bakın burada show image, işte show gauge veya show part identification diye bazı parametrelerim var. Bunlar da işte bizim pop-up'ta o tıkladığımız işte location butonu yaptık mesela işte ya da analyze butonu yaptık mesela. Ona tıklamamıza göre oradaki parametrelerde yer alan değeri değiştirecek. Şimdi yalnız şu an benim parametrelerimde herhangi eklenmiş bir şey yok. Şöyle en sağ paneli tekrar açıyorum. Bakın application parametrelerde eklenmiş bir şey yok. Bu parametreleri ekleyeceğim şu an burada. Şimdi neler hazırlanmış burada? Java kodlarına bakıyorum. Gauge 1 parametresi, Gauge 2, Gauge 3. Hemen bunları ekle diyorum. Şöyle artıya geldim. Gauge 1 artı Gauge 2 artı Gauge 3. Tamam. Başka nelerimiz varmış? Show Part Identification. Onu alıyorum burada. Ekle diyorum. Show Part Identification'ı ekledik. Başka Show Gauges, Show Images varmış aynı şekilde. Onu da ekleyelim. Show Images. Bir tane daha olması gerekiyor. Completion Time'dı. Onu da şöyle alalım. Completion Time. Şöyle bir kontrol ettiğimizde parametrelerimizde
3, 6, 7 tane parametremiz olması gerekiyor. Tamam mı? Tamam şu anda. Şimdi hemen burada mesela şunu yapabiliriz. Az önce mesela gauge'lerden bahsettik. Yani ne yapıyor? Buradaki Java kodumuz gauge'e bir hesaplama gerçekleştiriyor. Gauge 1 parametresine atıyor bu değeri. Şimdi bakın bu gauge 1, gauge 2, gauge 3'ü bind edeceğim. Şuradaki oluşturduğum gauge'lerime. Hatta onları şöyle bir önce visible yapalım. Ön izlemede bir görünür görelim. Üçünün de değer yazdığını. Hızlıca bu işi aradan çıkarmış olalım. Visible yaptığım görmek için. Şimdi bakın şu an kaç? Gauge 3'teyim. Gauge 3'ün tekstine bind edeceğim bunu. Yani sürükleyip bırakacağım üzerine bakın. Gauge 3 parametresini aldım burada. Tekste bind et dedim. Hemen şöyle hızlıca göstereyim. Preview dediğimde bakalım gelecek mi değerimiz. Evet bakın Gauge 3'ün değerini şu anda görebiliyoruz. Ve Java'yı çalıştırıyor. Üzerinde işte arka arkaya değeri hesaplattırıyor. Aynı şekilde diğerlerini de yapacağım bakın. G2 şöyle de yapabilirsiniz. Hani önceden buradan seçmemişsinizdir. Mesela G2'yi şöyle bakın ekrandan ister buradan ekrana bırakın. O gauge'in bütün özellikleri gelecektir karşınıza. Ben neye bind edeceğim bunu? Text'e bind edeceğim. Bind. Veya şöyle gauge 1 de yapayım. Şu soldaki ağaca da bırakabilirsiniz bakın. Yine bunun tekstine bind et bunu. Görelim bakalım ön izlemeyi. Geliyor mu değerlerimiz? Evet, 3 adet gauge'i çalıştırmış bulunmaktayız bakın şu anda. 3'ün de değerleri değişiyor. Şimdi tabii bu gauge'ler görünür kalmayacak arkadaşlar. Onları şöyle bir gizleyelim. Visibility'lerini kapatalım. Şimdi parametreler bölümünde de şu anda işim yok. Onu da şöyle gizliyorum. Şimdi bu kısma gelip iki boyutlu ortama bir geçelim. Şimdi burada şunu ayarlayacağım. Hangi buton hangi pop-up'ı gösterecek? Bunu ayarlayacağız arkadaşlar. Buton birden başlıyorum. Şimdi butonların toggle butonu olarak eklemiştim zaten. Eklemiş olduğum toggle butonların alt kısımdaki events bölümünden ayarlayacağız. Şimdi basılı olduğunda neyi çalıştıracak? Basılı olmadığında neyi çalıştıracak? Veya kilitlendiğinde neyi çalıştıracak? Onu bir görelim. Önce bir şundan yine emin olalım. Pop-up'larımız visible durumda olmasın. Bizi yanıltmasın çünkü. Step 2 visible değil. Step 3 visible değil. Step 4 visible değil. Gauge'lerimizden de kaldırmıştık zaten. Onu da şöyle bir hızlıca göz atalım. Tamam. Şimdi geldim. Birinci butonun events bölümündeyim. Şimdi bu basılı olduğunda şöyle soldaki pop-up'larımızı göreyim bir ağaç üzerinde. Step 1'i görünür yapsın istiyorum. O zaman bu pressed olduğunda step 1 pop-up'ı üzerine bıraktım. Bind ediyorum yani. Pop-up'ı show yapsın. Unpressed olduğunda ise step 1'i hide yapsın. Şimdi burada bind ettiğiniz elemanları alt paneli açarak görebilirsiniz. Bakın şu anda birinci butonu seçili. Bu seçiliyken üzerine iki adet bind ettiğim işlemi görebiliyorum. Birinde işte show pop-up işlemini, diğerinde ise unpressed olduğunda ise hide pop-up işlemini gerçekleştiriyor. Veya işte bütün bind edilmişleri göster derseniz, işte şuradaki seçeneği kaldırırsanız eğer arkadaşlar, şimdiye kadar uygulamış olduğunuz bind işlemlerinin tamamını görebilirsiniz. Şimdi alt paneli kapatıyorum tekrar. Devam edeceğim. Şimdi aynı zamanda ben şunu da istiyorum. Hemen ne istediğimi ön izleme üzerinden tarif edeceğim size. Şimdi bakın birinci butona kilitlediğimde pop-up'ım ekranı geliyor. Tekrar bastığımda ise unpressed yaptığımda pop-up'ım gizleniyor. Yalnız diğer butonlar aktifken, şimdi bunlar diğer butonlar da bir pop-up gösterecek. Fakat pop-up'lar üst üste çakışmasın istiyorum. Yani birinci butonum kliklendiğinde diğer pop-up'lar gizlensin otomatik olarak. Bunları click fonksiyonuna bind edeceğim. Yani şöyle şu an yine birinci butonumuz seçili. Step 2, 3 ve 4'e ait pop-up'larımız var elimde. Sırasıyla step 2'ye hide pop-up yapıyorum. Şimdi unpressed'i kullanmıyorum çünkü unpressed'i karışacaktır. Yani pressed ya da unpressed değil, direkt kliklendiğinde ya yani seçili olsun ya da olmasın. Bu kliklendiğinde diğerlerini gizlesin istiyorum. Yani o yüzden click fonksiyonunu atıyorum. Step 3'e de atayacağım aynı şekilde. Bunu da gizlesin açıksa eğer. Yine click fonksiyonunu
Step 4'ü de hide popup yapsın. Aynı işlemi diğer butonlar için de gerçekleştireceğim. Fakat hemen geçmeden önce bazı parametrelerim vardı. Bu parametreler bir şeyleri çalıştıracaktı. Bir de hatta parametrelere geçmeden önce şunu da düşünmeliyiz. Şimdi yine ön izlemeden tarif edeceğim bunu. Şimdi diğer butonlar şöyle basılı olabilir şu şekilde. Şimdi ben birinci butona klik dediğimde veya herhangi bir butona klik dediğimde basılı olanlar da tekrar deaktif olsun istiyorum. Tam pop-up'ı gizlemesi ayrı, bunun basılı olup olmaması ayrı. O yüzden de bunu da fonksiyon olarak ekleyeceğim üzerine. Yine şu an birinci butondayım. Bunu pressed olduğunda ki Java'ya ekleyeceğim bunu. Yani buraya ilave Java fonksiyonu yazacağım arkadaşlar. Ve şöyle yazıyorum bunu. Şöyle yazmaya başlıyorum. View widget'taki şöyle köşeli parantez aç kapı yapıyorum. Şöyle tek tırnak oluşturuyorum. Tek tırnağın arasına yazacağım. Neyi deaktif edecek? Butonu deaktif edecek, değil mi? Neydi buton ismimiz? Step 2 alt tire btn. Diğer aynı şekilde step 3 alt tire btn, step 4 alt tire btn. O zaman yazıyorum. Step 2 alt tire btn. Sonra köşeli parantezin dışına çıktım. Tekrar bir çift köşeli parantez. İki tane tek tırnak. Ne olduğunda? Pressed olduğunda. Ne olacak bunun değeri? False olacak. Eğer true olursa aktif edecektir. Yani basılı hale getirecektir. Ama false olduğunda onları basılı hale getirmeyecektir. Şimdi bunu kopyalayacağım. Aynı fonksiyonu step 3 ve step 4 buton için de meydana getirsin. Step 3 buton için kopyaladım. Step 4 buton için. Bakın ön izlemeyi tekrar göstereyim size şimdi. Eğer doğru yazdıysam. Diyelim 2, 3 ya da 4 basılı bakın şu anda. 1'e klik dediğinde bunların deaktif olması gerekiyor. Aynen bu şekilde bakın. Hemen unpressed konumuna geçtiler. Aynı işlemle diğerine de ekleyeceğim. Şimdi bir de şu kaldı. Şurada Java kodlarında bazı elemanlar var. Ne? Show gauges, show images veya show part identification. Bunlar false. Ama ne zaman false? Reset augmentations parametresi. Fonksiyonu daha doğrusu parametresi değil pardon. Reset augmentations fonksiyonu çalışırsa bunlar false. Peki bunun çalışmasını nasıl istiyorum? Butona click dediğimde yani butonun click fonksiyonuna şöyle ekliyorum bunda. Yani buton 1'e click dediğimde oradaki parametrelerim false olsun. Neden? Çünkü diğer butonlarda o parametreler true'ya dönmüş olabilir. Aktif etmiş olabilir mi o parametreleri? Butona click dediğimde hemen false'a çevirsin bu 3 adet parametreyi. O yüzden sadece fonksiyonu belirttim. Bakın nereye belirttim bunu? Butonun click Java koduna. Reset augmentations parantez noktalı virgül. Bu kadar. Aynı işlemleri bakın diğer pop-up butonları için de ekleyeceğim. Şimdi önce şu bind işlemlerini yapalım. Aynı diğerinde olduğu gibi. Sırasıyla gidelim birbirine karışmasın. Şimdi ikinci butondayız. Pressed olduğunda ikinci pop-up'ımızı show yapacak. Bind ediyorum. Unpressed olduğunda ikinci pop-up'ı hide yapacak. Click için bindlarımı gerçekleştiriyorum. Step 1'i hide edecek. Aynı şekilde step 3'ü hide edecek. Step 4'ü clean seçtim değil mi? Yanlış bir şey tutmuş olmayayım. Step 4'ü hide edecek. Şöyle alt panelden kontrol ediyorum. 2 Show ne zaman presto olduğunda, unpresto olduğunda evet. Click 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 için atamışım. Nereye? Step 1, 3 ve 4'ü atamışım. Tamam. Hemen değerlerimi tekrar yazmayacağım tabi burada. Şuraya yazmış olduğum değerleri kopyala diyorum. İkincisinin altına yapıştıracağım. Sadece neyi değiştireceğim? Bunda step 2'yi değil, step 1'i pardon, step 1 butonu unpressed yapacak. 3 ve 4 aynı şekilde kalacak. Aynı şekilde reset augmentations fonksiyonumu da şuradan alıyorum. Onu da buraya yapıştırıyorum. İkinci buton için de işim bitti bakın. Devam ediyorum. Hemen hatta şurayı kopyalayayım. Daha geçtiğim gibi şunları yapıştırayım yerine. Şunu da şuraya yapıştıralım. Şimdi bind işlemlerimizi yapalım. Pardon, şunu değiştirmedim. Pressed olduğunda. Şimdi biri gizleyecek, üçü gizlemeyecek. Üçte çalışıyoruz. Şimdi çünkü şimdi
1, 2 ve 4'ü gizleyecek. Ya gizleyecek dedim, unpressed yapacak daha doğrusu. Tamamdır. Press olduğunda step 3 pop-up'ı show yapsın. Unpressed olduğunda hide yapsın. Yine click fonksiyonlarını atıyorum. Şöyle birden başlayayım. 1, 2 ve 4'ü atacağım. Hide yapsın. Click'i, step 2'yi hide yapsın. Click için step 4'ü hide yapsın. Şöyle bir kontrol edeyim bind işlemlerini. Press olduğunda tamam, unpress olduğunda hide yapacak. Click fonksiyonu 1, 2 ve 4'ü hide edecek. Tamam. Yine şuradan alayım şuradaki kodlarımı. Step, pardon, 4. butona geçtim. Şuraya yapıştır dedim. Şimdi neyi? 1, 2, 4 değil. 1, 2 ve 3'ü unpress'e getirsin. O yüzden değiştirdim 3'ü burada. Reset augmentations'ı da şuradan alayım. Bunu da 4'ün clean'e yapıştırayım. Burada ilave olarak bir de şu devreye girecek. 4. de çünkü ben burada time'ı yazdırsın istiyorum. Onun için de Java kodlarında bu display time fonksiyonuna bağlı. Bu fonksiyonu da çalıştırmam gerekiyor pressed olduğunda. O yüzden aldım onu. Şu 4. butonun pressed olduğunda devreye girecek fonksiyon. O yüzden onu şöyle alta ekliyorum. Display time parantez noktalı virgül. Tamamdır. Şimdi bind işlemlerimizi de yapabiliriz 4. buton için. Pressed olduğunda, pardon, şöyle aşağıya indirelim. Step 4'ü show yapsın. Unpressed olduğunda step 4'ü hide yapsın. Click olduğunda ise 1, 2 ve 3'ü hide edecek. Tamam. Step 2 hide edecek. Step 3 hide edecek. Şimdi şu an ön izlemeden görüntüleyebiliriz. Bakalım doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Birinci butona tıkladım. Evet, pop-up penceremiz çıktı, kapanıyor. Şöyle bakın, ikincisi. Veya iki açıkken bire geçtiğimde bakın diğeri deaktif oldu. Birinci pop-up'ım açıldı. Üst üste açmıyor bakın pop-up'ları. Üçüncüye baktım veya ikinciye geçtim üçüncüdeyken. Bakın hemen kapatıyor. Tamam. Dördüncüyü görelim. Bu da tamam. Şimdi butonlarımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor şu anda. Şimdi gelelim pop-up'ların içerisinde yazan, ya içerisinde yer alan, şurada imajlarımız var. Bu imajlara tıklandığında neler çalışacak? Bunların ayarlamasına gelelim. Şimdi step 1 pop-up'tan başlayacağım. Bunu gizliyorum o yüzden. Step 3 pop-up'ı gizliyorum. Step 1 pop-up, buna show diyelim. Neler varmış üzerinde? Locate varmış. Şimdi bu locate butonunun şuradaki imajın visibility'sini değiştirmesi gerekiyor. Yani locate butonuna kliklediğimde, imajdı daha doğrusu, o imaja kliklediğimde şuradaki 3D imajın visibility'sini görünür yapmanız gerekiyor. Biz bunu başta görünmez olacak şekilde ayarlamıştık. Kaldırmıştık visibility'yi buradan. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapacağım. Şimdi butonuma kliklediğimde ne yapıyordu? Reset Augmentations'ta Show Part Identification vardı. Var mıydı? Bir görelim. Evet, Show Part Identification false değeri. Şimdi bunu bizim true'ya çevirmemiz gerekiyor bir şekilde. Önce geleyim o zaman. Şöyle 3D bölüme geçeyim. Application parametremi göreyim. Nerede? Show Part Identification burada. Bunu şuradaki 3D imaja bind edeceğim. Gelip üzerine bıraktım. Bunun neyini değiştirecek? 3D imajın visibility'sini değiştirecek. Tamam, bind dedim. Şimdi şu an ama show part identification değeri false. Şimdi onu true'ya çevirteceğiz. Şöyle butona bağlayacağım onu da. Pardon, imaja bağlayacağım. Şöyle küçülteyim az. Şuradaydı imajım. Click fonksiyonunda çalıştıracağım bunu. Üzerine kliklendiğinde şöyle yazıyorum. Application parametrelerinde neyi çalıştıracak? Şuradan ismin direkt kopyalayayım. Çünkü bu şeyde isim yazmalarda çok yanlışlık olabiliyor. Büyük küçük harf falan problemi olabiliyor. O yüzden direkt kopyalıyorum ismi. Eşittir
true olacak. Noktalı virgül. Şimdi bakalım çalışacak mı? Hemen şöyle kontrol ediyorum. Pop-up açtım. Locate'e klikledim. Evet bakın imajımı gösterdi. Şimdi birinci için işlemimizi tamamladık. Gelelim ikinci pop-up'ımıza. Şöyle birinci pop-up'ımızı gizleyelim. Hide. İkinci pop-up'ımızı görünür yapalım. Şimdi burada gauge'leri göstermesi gerekiyor. Yani gauge'lerin visibility'sini değiştirecek. Az önce yaptığımızdan çok farklı değil bakın. Show gauge diye bir fonksiyon vardı. Normalde butona kliklediğimizde fonksiyon reset augmentation fonksiyonu devreye girip show gauge'i false yapıyordu. Bizim bunu true'ya çevirtmemiz gerekiyor. Ve bunu neyle çevireceğiz? Yine şuradaki imaj butona kliklediğinde çevirmesini isteyeceğiz. Önce şunu yapalım ama. Şimdi buradaki 3 adet gauge'in de visibility'sini değiştirecek. Neyi değiştirecek bunu? Show gauges. O zaman bind ediyorum sırasıyla bakın. Birinci gauge için neyi değiştirecek? Visibility'yi bind dedim. Yine show gauges ikinci gauge için visibility'yi değiştirecek. Show gauges üçüncü gauge için visibility'yi değiştirecek. Tamamdır. Şu iki boyutlu ortama geçelim. Analyze butonunun click fonksiyonuna yazmaya başlayalım şimdi. Aynısının hatta şöyle yapabilirim. Şu yazmak yerine nereye almıştık onu? Şu birinci butonun şu imajına yazmıştık. Yine application parametrelerini kullanacağım için çünkü. Analyze butonun içerisinde bu defa yalnızca show part identification değil. Show gauges'ı kullanacağım. Tamam, bunu true'ya çevirecek. Bakalım hemen ön izlemeye. Ön izlemeyi sık sık kontrol edin. Çünkü sonrasında bir hata meydana geldiğinde geriye dönüp bunu düzeltmek zor olabiliyor. Nerede hata yaptığınızı bulmak. Bakın analyze butonuna kliklediğimde gauge'lerim ekranıma geliyor şu anda. Kapattığımda gelmeyecektir. Evet, ikinci pop-up'la da işimiz bitti. Gizliyorum bunu da. Sıra geldi 3. pop-up'ımıza. Şov yapalım. Şimdi burada bir animasyon oynayacaktı. Animasyon ne zaman devreye girecek? Replace butonuna kliklediğimizde devreye girecek. Ancak bir de bizim 3 boyutlu datanın üzerinde şu animasyon adımlarını gösteren imajlarımız vardı. Bunların da görünür olması gerekiyor. He, o zaman bunların visibility'si değişecek. Önce bir bunu halledelim bakalım. Yine diğerlerini de yaptığım gibi bakın. Show imaj parametresi. Ki şu an başlangıç değerini resetliyordu butona kliklediğimizde. Show imaj parametresini sırasıyla buradaki step imajlara, işte rotate imajları neler ekrana gelecekse onlara atayacağım. Önce bu işlemi bir aradan çıkarıyorum. Birinci imajın visibility'sine bind ediyorum. Yine show imaj step 2 için visibility'yi değiştirecek. Show imaj step 3 için visibility. Show image step 4 için visibility. Rotate wheel imajları değiştirecek. Show image rotate wheel imajı visibility'sini değiştirecek. Yine rotate handle imajın visibility'sini değiştirecek. Diğerleri neydi? Tag'ler var zaten. Tamam, diğerleriyle işimiz yok. Şimdi geçtim iki boyutlu bölüme. Yine buradaki false olan parametre değerini true'ya çevirmesi gerekiyor. Aynı şekilde yazacağım bunu da. Şimdi şöyle diğerinden alsak yine rahat olacak bizim için. Yine application parametresi olacağı için yazacağım şey değişmiyor. Neredeyiz? Step 3'ün resource image replace imajındayız. Şuraya yazdım. Bu defa show part identification değil, show imaj fonksiyonu. Parametresi daha doğrusu, pardon. Tamam. Show image'i true'ya çevirecek. Şimdi tabi bir de bu butonun kliklendiğinde animasyonu oynatması gerekiyor. Animasyonumuzu da seçelim. Animasyonumuz model üzerinde yer alıyor. Şimdi animasyon biliyorsunuz Creo Illustrator tarafında meydana getiriliyor. Creo Illustrator'da animasyon oluşturma ile ilgili yine bizim informatik YouTube kanalımızda, Creo.tr YouTube kanalımızda Illustrator ile ilgili animasyon uygulama videoları mevcut. Onu göstermeyeceğim bu videoda.
Şu an bakın PVZ datam şuydu benim eklemiş olduğum model. PVZ datası. Neden PVZ datası? Çünkü Illustrator bize PVZ çıktısı veriyor. O yüzden PVZ. Yani Product View zip file oluyor. Şurada Sequence bölümüne gelip animasyonumu seçiyorum. İşte Illustrator üzerinde kaç farklı animasyon oluşturduysanız hepsi burada listelenir. Şu an bunun üzerine tek bir animasyon var. O yüzden bir tane seçiyorum. Ve bu animasyon ne zaman olacak? Replace butonu kliklendiğinde. O zaman click fonksiyonunu alıyorum. Piping modele bind ediyorum. Play all deyip bütün animasyonu oynatsın. Şöyle bir görelim ön izlemesini. Evet. Açtım. Üçüncü butona klikledim. Şöyle bakalım çevirelim bu tarafını. Replace'e klikleyelim. İmajlar geldi. Animasyon da oynuyor bakın şu anda. İlave olarak şu eklenebilir belki. Bakın bu şekilde kalıyor. Ha, üçüncü buton unpressed olduğunda resetlesin animasyonu. O eklenebilir bakın. Veya kliklendiğinde olabilir. Ya kliklendiğinde olmasın. Yok, kliklendiğinde olsun, tamam. Eğer aksi bir şey olursa değiştiririz tekrar. Üçüncü butonumuz şöyle click olduğunda yine bunu modele bind edeceğim. Piping modele. Reset olsun. Şöyle. Bir kere daha ön izleme alalım. Bakalım resetleyecek mi modeli. Şöyle replace ekledim. Animasyonumuz oynuyor. Tamam. Bitti. Şimdi kliklediğimde resetledi mi? Evet, resetledi modeli bakın. İlk haline getirdi. Bunu da eklemiş olduk. Ve üçüncü pop-up'la da işimiz bitti. Gelelim nereye? Dördüncü pop-up'a. Gizliyoruz bunu, üçüncü pop-up'ımızı. Dördüncü pop-up'ımızı show diyelim. Şimdi dördüncü pop-up'ta bir checkbox kullanmıştık. Checkbox'ın işaretli olup olmamasına göre, pardon, işaretli olup olmamasına göre burada service completed by veya işte time value display'leri var. Bunları görünür yapsın ya da yapmasını belirleyeceğiz. Ancak bunlar tabii başta görünür gelmesin. Şu an pop-up'ta çünkü bunlar görünür geliyor. O yüzden visibility'lerini kaldırıyorum bunların. Aynı şekilde time'ın da. Ne zaman visibility'leri görünür olsun? Checkbox value'su değiştiğinde bakın. Value'yu alıyorum. Önce buna bind edeceğim. Neyi değiştirecek? Visibility'yi. Aynı şekilde value'yu alıyorum. Time value display'in visibility'sini değiştirsin. Hemen bir görelim, bunu bir teyit edelim. Sonra diğer işleme devam edelim. Evet, dördüncü buton checkbox'ı işaretledim. Evet, value display'ler karşıma geliyor. Şimdi burada verify'a tıklandığında da şimdi time değeri de yazacak birazdan burada. Verify'a tıklandığında da pop-up'ımızı kapatsın istiyoruz. Devam ediyorum o halde. Aynı zamanda şunu da yapsın. Aynı diğerlerinde olduğu gibi. Çünkü artık son pop-up'tayız. Verify'a tıklandığımda buton 4'te basılı kalmasın. O da unpressed olsun. Yani aynı. Şu butonların pressed bölümüne yazmıştım ya. Şurada view widget'larda işte buton basılı kalmasın. Onu şu butonun click fonksiyonuna ekleyeyim. Ne basılı kalmayacak? Step 4 basılı kalmayacak. Bir de time'ın yazması için time'a çünkü value'suna herhangi bir şey bind etmedik. Completion time'ı atacağız. Completion time parametresi çünkü bu nereden? Java'dan okuyordu. Şurada bakın Java kodlarımızda completion time parametremizi burada oluşturmuştuk. Onu time'ın value'suna bind edeceğiz. İşte completion time'ı alıp bind işlemini yapıyorum. Düşünüyorum eksik bir şeyim kaldı mı diye. Şimdi aynı şekilde buna tıklandığımızda şeyi gizleyebilir. Bir görelim bakalım ön izlemede. Pop-up'ı da gizlettirebiliriz belki sonraki aşamada. Evet, klikledim. Verify'a klikledim. Bakın basılı olma durumu geçti. Aynı zamanda pencereyi de kapatsın. Yani pop-up'ı da kapatsın. Onu da bir ekleyiverelim. Click fonksiyonuna neyi? Step 4 pop-up. Şöyle şunu atayalım buraya. Bu pop-up'ı gizlesin. Şimdi ön izlemeye bakalım. Evet, görelim.
Verify were completed. Time yazdırdı buraya. Verify dedim. Evet, pop-up'ımızı da gizledi. Ve şu anda çalışmamız bitti arkadaşlar. Sadece şuraya bir hyperlink ekleyeceğim 2 boyutlu bölüme. Onun da işlemini hızlıca gerçekleştirelim. 2D bölümde şu sağ paneli kapatıyorum artık. Burayla işim bitti. Biraz büyüteyim ekranımı. Alt bölüme bir grid layout yerleştirelim. Alt panele bakın şurada. Yani bottom panele. Grid layout'un içerisine de bir tane imaj çağıralım. Evet, imajımız burada. Hemen source gösterelim imaja. Şu imajı kullanacağım. Biraz büyük geldi. Genişlik 50px. Biraz daha büyütelim, 55 kadar olsun. Altına da hyperlink ekleyelim. Şu hyperlink'i de sürükleyip bırakalım altına. Adresimi yazıyorum URL bölümünde hyperlink'e. Demiştik ki bizim informatikplm.com sayfasına yönlendireceğiz. Şu teksti kaldır diyorum buradan. Yine bunun bir tane CSS olması gerekiyor. Şurada bakalım bakalım. Learn'ün, evet, Learn ismindeymiş. Ne yapıyor? İşte genişliğini, yüksekliğini vesaire ayarlıyor. İşte bottom marjinini ayarlayan CSS uygulanmış. Bunu da class bölümüne şöyle yapıştıralım. Evet, var mı başka yapacağımız bir şey? Şu anda görünmüyor. Bir ön izlememize bakalım. Bir baştan sona uygulayalım bakalım. Her şeyi doğru yaptık mı? Şöyle datamızın da bu tarafına geçelim. Evet, etiketlerimiz görünüyor. Modelimiz görünüyor. Birinci butona klikledik. Locate butonuna kliklediğimizde imajımız göründü. Pop-up'ı kapattık. İmajımız görünmez oldu tekrar. İkinci buton analyze. Ha, şunları bakın atlamışız. Burada çünkü gauge'lerin değerleri gelmesi gerekiyordu. Hemen atlamayalım onu. Hide diyorum. Nerede? Step 2 pop-up'ında görünecek onlar. Şunların neye bağlı görünecek? Ne yapmıştım ben burada? Şu gauge parametrelerini, buradaki gauge'lerin neyini atamıştım? Tekstini atamıştım. Şimdi tamam, onun tekstinde yazıyor. Ama buradaki value display'in tekstinde, value bölümünde yazmıyor. Aynı işlemi bunlar için de yapacağım bakın. Gauge 1'i al, bunun value'suna yazdır. Aynı şekilde gauge 2'yi bunun value'suna yazdır. Üçüncüye geçtim. Gauge 3'ü buranın value'suna yazdır. Şimdi görelim. Evet, şu anda geliyor bakın. Gauge'lerimizin değeri. Ve butonuma kliklersem ekranda da gauge'lerimin üzerinde aynı değerleri göreceğim zaten. Şimdi tamam. Üçüncü pop-up'ımıza geçelim. Replace part animasyonumuzu çalıştıralım. Animasyonumuz uygulanıyor. Tamam, tekrar deaktif ettim. Sıfırlandı model. Dördüncü animasyon verify were completed dedim. Verify dediğimde deaktif etti. Şurada bir hyperlink oluşturmuştuk. İmaja kliklediğimde evet, informatik PLM sayfamıza bağlanıyor. Şimdi arkadaşlar, oluşturacağımız her şey bitti. Örneğimizi tamamladık. Sıra geldi bunu paylaşma işlemine. Nasıl share edeceğiz bunu? Öncelikle gelip info bölümünde bazı şeyleri ayarlamam gerekiyor. Şimdi bu deneyime, bu arttırmış gerçek deneyimine kim ulaşabilecek? Authentication gerekecek mi yoksa public mi olacak? Public olacak bu. Şöyle bir validate edeyim. Evet. Vuforia URL'mi validate etti. Tamam, herhangi bir problem yok. Tamam, şu an için publish demem yeterli görünüyor. Düşünüyorum başka bir şeyim kaldı mı diye. İsmini tekrar değiştirmek isterseniz bakın Experiences bölümünden değiştirebilirsiniz. Biz zaten ThinkMark kullanmamıştık. İmaj kullanmıştık bunun için. Publish demem yeterli arkadaşlar. Publish dediğimde bunu artık Cloud'a yükleyecektir. Cloud'a yükledikten sonra da share ederek işlemi gerçekleştirebilirim. Şöyle Publish'e klikliyorum. Eğer ki Publish'te hata alıyorsanız arkadaşlar, Experiences bölümünde şuradan ThinkMark seçmenizi isteyebilirsiniz. Burada size URL'inize bağlı olan mevcut ThinkMark'ları gösterecektir. Eğer burada seçili bir şey yoksa, şöyle boş görünüyorsa
hata verecektir. Missing information gibi. O yüzden oradan bir tane Thinkmax seçin. Şöyle tekrar publish edeyim. Evet, hızlıca publish'imizi 3,5 MB'miz zaten hızlıca gerçekleştirdi. Şimdi bunu karşı tarafla paylaşırken de şuradan şey iletmeniz gerekiyor. Çünkü ben bunu neye bağladım? Şöyle gösterelim. 3 boyutlu modelde Elmo'nun resmine bağladık bunu. Şimdi Vuforia View'dan tamam Elmo'nun resminin üzerine bu modeli getirecek de dünyanın her yerinde Elmo resmine bağlı farklı bir sürü artmış gerçeklik deneyimi olabilir, modeli olabilir. O yüzden bunu aslında bizim URL'imize bağlı olduğunda gelmesi gerekiyor. O yüzden Share Experience dediğinizde şöyle bakın size bir karekod hazırlayacak. Veya burada mail ile de paylaşabilirsiniz. İlla ki karekodu hazırlamanız şart değil. Mail, şöyle mail dediğinizde bakın burada bir URL hazırlayacaktır. Bu URL'yi zaten Vuforia View, bu URL'ye tıkladığınızda telefonunuzda Vuforia View uygulaması yüklüyse ki Vuforia View uygulamasında mobil storelardan indire download ücretsiz download edebilirsiniz. URL'ye tıkladığınızda Vuforia View açılacaktır. Veya direkt benim videoda göstermiş olduğum gibi videoyu bakın tekrar göstereyim size. İşte yani share'den sonrasında ne olacak? Baştaki videoyu bir daha izleyelim. Bakın Vuforia View'u çalıştırıyorum ben burada direkt olarak. Ekranda kare kod vermişti bana videonun başını hatırlıyorsanız. Bakın aynı işlemi burada gerçekleştiriyorum. Share Experience. Ben Vuforia View'dan kare kodu tanıtıyorum. Aynı URL'ye bağlanıyor. Bakın zaten URL'ye bağlanınca oluşturmuş olduğum arayüz karşıma geldi. Ve Elmo'yu da kameram görünce Elmo'yu modelim de hemen üzerine getirecektir. Burada da bir daha görelim meydana gelen işlemi. Şu bu kısımda işte Elmo'yu takip ediyor. Şurada başta şimdi ilk açtığınızda biraz ortamı tanımaya çalışıyor bu Vuforia. Çünkü ortamın 3 boyutlu haritasını çıkartıyor program kendi belleğinde. O yüzden direkt getirmedi mesela burada. Orada bir takılma yaptı. Ama sonraki bakın sağa sola çektiğimde hiç takılmadan modelimi sürükleyebiliyor imajla birlikte. İşte birinci butona klikliyorduk. İşte locate imajımız vardı, onu görüntüledik. İkinci butonda gauge'lerimizi gösterdi. Üçüncü butonda animasyonumuzu gerçekleştirdik. Dördüncü butonda da Verify Work Complete hazırlamıştık. İşte time'ı yazdırdık burada. Verify ettiğimizde de buton deaktif etmişti ve pop-up'ımızı kapatmıştı. Bir de Hyperlink'e tıkladığımızda informatik sayfamıza bağlanmıştı. Şimdi bugünlük beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatacaklarım bu kadar Euphoria Studio ile ilgili. Herkese iyi çalışmalar dilerim.